Aşkın Namesi. Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek. Yahya Kemal ve Nazım Hikmet, Türk şiirindeki iki büyük şairin ortak ve bilinmeyen yönlerine dair pek çok ayrıntıya yer veren bir kitap. İsmail Bürateş'in bu çalışması bir belgesel anlatı olmanın ötesinde yer yer okuru düşündüren ilginç saptamalar ve anıları da içeriyor. İsmail Bürateş, Yahya Kemal ve Nazım Hikmet, uzak dünyaların yakınları demiş. Şu anda stüdyomuzda kendisi. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sevgili dinleyiciler, ben kitabın ön sözünden biyografisini sizlerle paylaşayım. Ne dersiniz? İsmail Bürateş Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Müzikle de uğraşan Bürateş besteleriyle tanındı. 2008 yılında Seda Gökkadar ve Bekir Ünlü Ater'in solist olarak yer aldıkları Her Şarkı Bir Ateş adlı albüm onun eserlerinden oluşmuştur. Yahya Kemal ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği eserlerden oluşan ve Aylin Şengün Taşçı'nın solist olarak yer aldığı albüm ise 2016 yılında yayınlanmıştır. Yahya Kemal ve Nazım Hikmet Bir Ateş'in ilk kitabıdır. Yazar Dilek Bir Ateş ile evli olup Ece ve Eda isminde iki kız çocuk babasıdır diyor kitabınızda. Kitabınızla birlikte tanıtmaya çalıştım ama siz kendinizi tanıtın dinleyicilerimize. Çok teşekkür ederim. Benim tabii önce bir kitap yazmak gibi bir düşüncem yoktu. Ben beste çalışmaları yapıyorum. Çok uzun yıllar önce Yahya Kemal'in değişik bir şiirine rastladım. Hani bir İstanbul şairi olarak tanırız Yahya Kemal'i ama bu bir köy şiiriydi. Sanırım ismini kuşlar heceler, seni söyler bana dağlar dereler diye. Ben bunu uzun yıllar önce bestelemiştim. Daha sonra da Yahya Kemal'in Nazar isimli şiirini fark ettim. Bu da değişik bir şiirdi. Sonra Nazım Hikmet'in Mevlana, İstanbul'un fethini anlatan 857 isimli şiiri, Cemil Ölürken isimli şiirlerini fark ettim. Bunlar da tanıdığımız Nazım Hikmet imajından farklı şiirlerdi. Ve ben bunları da besteledim. Farklı bir imaj sonuçta. Evet. İki şairin bizi bir kültürde nasıl birleştirdiğini gördüm. Anladım. Evet, Cemil Ölürken ki Tamburi Cemil Bey değil mi? Buradaki Cemil. Evet, evet. Tamburi Cemil Bey. Bunu bestelemişsiniz ve Aylin Şengün Taşçı da okumuş. Neler söylemek istersiniz? Ben Tamburi Cemil Bey için bir şiir yazdım. Nazım Hikmet'i bilmiyordum. Çünkü öğrencimizde bize Nazım Hikmet okutulmazdı. Ve onun şiirleri hakkında pek bilgi sahibi değildim. Bir tesadüf sonucu bir şiiri gördüm ve çok kısa bir sürede besteledim. Şimdi o bestenizi Aylin Şengün Taşçı'dan dinliyoruz. Ela gözleri dalgın, geniş alnı sararmış. Ela gözleri dalgın, geniş alnı sararmış. Bir sanatkar hastadır, Cemil hasta yatıyor. Bir sanatkar hastadır, Cemil hasta yatıyor. Başında duranların kalbi yorgun.
batıyor başında duranların kalbi yorgun atıyor. Parmaklarını ıslattı gözyaşları, ince parmaklarını ıslattı gözyaşları. Odanın sükununda hıçkırıklar inledi, odanın sükununda sanki derinden gelen bir sadayı dinledi, sanki derinden gelen bir sadayı dinledi. Mukaddes elemini andı bir kere daha. Uzak serviliklere çevirerek yüzünü, uzak serviliklere çevirerek yüzünü. Geldi işte son günü, bir ilahi ruhunda geldi işte son günü. Şimdi kitabınızda şöyle yazmışsınız: Yahya Kemal ve Nazım Hikmet Türk şiirinin iki büyük şairi. Yolları zaman zaman kesişmiş. Birbirlerinin çok yakınında olmuşlar. Bu yakınlık hem şiirlerinde hem de özel hayatlarında yaşanmış. Yahya Kemal, Nazım Hikmet'in Heybeliada Bahriye Mektebi'nde tarih ve edebiyat öğretmeni olmuş. Evine özel dersler vermek için davet edilmiş. İki dev şair sonraları gerek sürdürdükleri hayatları, gerek dünyaya bakışları ve gerekse şiirleriyle birbirlerinden uzaklaşmışlar. Ayrı dünyaların insanları olmuşlar. Nazım Hikmet, 13 yaşından itibaren Mevlevi ve şair olan büyük babası Mehmet Nazım Paşa'nın etkisiyle şiirler yazmaya başlamış diyorsunuz ve bu konu uzayıp gidiyor. Evet, neler söylemek istersiniz burada? Evet, Nazım Hikmet'in ilk dönem şiirlerine baktığımızda milli ve manevi duyguların yoğun olduğunu görüyoruz. Ah ey gafil faniler, iman edin Allah'a. Bir ilahi ruhun da geldi işte son günü. Ve İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u gibi dizeleriyle birlikte
Mevlevi tarikatından etkilenerek yazdığı Mevlana şiiri hayatında ilginç kareler oluşturmuş. Evet, orada Dede Nazım ile Nazım Hikmet'in arasında geçen bir hikaye var. Hani bir top oynuyorlar, hani bir evet, şiir. Evet. Evet, onu alabilir miyiz? Şimdi Nazım Hikmet'in büyük babası Konya valiliği yapmış. Mevlevi tarikatına bağlı ve tasavvuf edebiyatını çok iyi bilen bir şairmiş. Nazım Hikmet'in dedesinin köşkünde düzenlenen Mevlevi toplantının etkisiyle yazmış olduğu Mevlana şiiri 1920 yılında Dergah dergisinde yayınlanıyor. Bu şiir yayınlandıktan sonra dostları dergiyi alıp Mehmet Nazım Paşa'nın evine geliyorlar. Ve şiiri onun yazdığını zannediyorlar. Çünkü ikisinin de adı Mehmet Nazım. Evet. O sırada Nazım Hikmet de bahçede kendi kendi top oynamakta. Konuşmaları duyuyor. Dostları ısrar ediyorlar. Bu şiiri sizden başka kim yazabilir diye. Nazım Paşa hayır ben yazmadım diyor. Ama imzası Mehmet Nazım diyorlar ama bir türlü ikna edemiyorlar. En sonunda Mehmet Nazım Paşa bu şiir hece vezniyledir. Oysa ben aruz kullanırım. Peki merak ettim şiiri baştan bir okuyun da dinleyeyim der. Ve şiiri baştan itibaren okumaya başlarlar. Sırada Nazım Hikmet yanlarına gelir ve şiirin devamını okur. Misafirler şaşırırlar. Sonra derler ki bakın işte Küçük Bey şiirinizi hafızasına kaydedivermiş. Evet. İspat edildi ama Mehmet Nazım Paşa itirazlarına devam eder. Nazım Hikmet'e der ki benim de adım dedeminki gibi Mehmet Nazım. Bahçede oynarken konuştuklarınızı dinliyordum. Mevlevi şiirleri yazıyorum. Mecmuaya gönderdim. Basmışlar işte. Mevlana, dost Mevlana.
Evet, Aylin Şengün Taşçı'dan dinledik. Hicaz bir eserdi. Yine güftesi Nazım Hikmet Ran'ın, bestesi İsmail Bir Ateş'in. Bunu da bestelemişsiniz ve ne de güzel etmişsiniz. Milli düşünen bir insanımız, bir şairimiz. Tabii aslında milli mücadelede de ailesinden çok kişi var. Kendisi de milli mücadeleye katılmak üzere Ala Nurettin'le birlikte Ankara'ya gidiyor. Mustafa Kemal Paşa ile tanışıyorlar. Ve hatta evet, milli mücadele için İstanbul gençliğini Kurtuluş Savaşı'na çağıran bir şiir yazmaları isteniyor. Öyle mi? Evet. Ha, burada da bahsetmişsiniz kitabınızda da. İsterseniz kitaptan devam edeyim mi biraz? Milli Mücadele'de Nazım Hikmet. 1 Ocak 1921'de 4 şair: Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Nazım Hikmet ve Vala Nurettin milli mücadeleye destek olmak üzere Anadolu'ya geçebilmek için Sirkeci'den kalkan Yeni Dünya vapuruyla gizlice İstanbul'dan ayrıldılar. İnebolu'ya varınca Ankara'ya gidebilmek için 5-6 gün izin ve yol parası beklediler. Ankara'dan yalnız Nazım Hikmet ve Vala Nurettin'e izin çıktı. Diyor ve devam ediyor. Bunlara ekleyecekleriniz. Meclise vardıklarında İsmail Fazıl Paşa ile buluşuyorlar ve kendilerini Mustafa Kemal Paşa'ya takdim ediyor. Genç şairler diye. Paşa da çok uzatmadan direkt sadede giriyor ve bazı şairler yenilik olsun diye mevzusu şiirler yazıyorlar. Size tavsiyem gayri şiirler yazınız diyor. En şerefli gündür bu, İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u, Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u. Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi, Türk'ün genç padişahı bir gök yarılır gibi. Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi, Türk'ün genç padişahı bir gök yarılır gibi. Girdi eğri kapıdan kır atının üstünde, fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde. Girdi eğri kapıdan kır atının üstünde, fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde. Kuluymuş Allah'ın, o ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ın. Belle-i Tayyibe'yi fetheden padişahın, Belle-i Tayyibe'yi fetheden padişahın. Hak yerine getirdi en büyük niyazını, kıldı Ayasofya'da ikindi namazını. Hak yerine getirdi en büyük yazını, kıldı Ayasofya'da ikindi namazını. İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. Aylin Şengül Taşçı'dan dinledik. Bestesi İsmail Bir Ateş'e, güftesi Nazım Hikmet Ran'a ait sevgili dinleyiciler. Şimdi burada bir soru soracağım size. 857 neden? Evet, 857 İstanbul'un fethi olan 1453'ün Hicri takvimindeki karşılığıdır. Nazım Hikmet bu şiirini 1921 yılında yazmış.
ve hocası Yahya Kemal gibi İstanbul'a ve Osmanlı'ya dair tarihsel temaları kullanmış. Ama bu şiiri 1921'de yazmış değil mi? 21'de yazmış, evet. Evet, yani Atatürk'ün tavsiyesinden sonra. Evet, böyle sonra bir tesadüf olmuş. Evet, tesadüf mü acaba yoksa? Bilemiyorum, çünkü Ankara'ya gittikten sonra yine kurtuluş için şiirler yazıyor ama tam o anda kafasındaki şey nedir? Milli mücadele için şiirler yazarken değişik duygularla da şiirler yazıyor tabii. Tekrar İstanbul'a dönüyorum. Şöyle yazmışsınız. İstanbul işgal altındayken Nazım Hikmet bir yandan da coşkun vatan sevgisini yansıtan direniş şiirleri yazıyordu. 1920'nin son günlerinde yazdığı Gençlik adlı şiiri gençleri ülkenin kurtuluşu için savaşmaya çağırmaktaydı. Nazım artık çocuk çetelerine katılıp bayrak yırtmak yolundan ayrılmıştı. Kendi silahıyla, yani şiirle birlikte savaşmak yolunu tutmuştu. Kim? Nazım Hikmet, sevgili dinleyiciler. Şimdi biz müziki motifleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ben eser diyorum. Her bestelenmiş şarkıya bir eser. Nasıl mimarlar tuğlalarla şaheserler oluşturuyorsalar, bestekarlar da melodilerle bu şaheserleri oluşturmaya gayret ediyorlar. Siz de mimarsınız. Evet. Ve hem de bestekarsınız. Evet. Bu iki sanatı nasıl buluşturdunuz? Şimdi mimariye susmuş musiki derler. Hı hı. Besteciliğe de musiki mimarisi diyebiliriz. Her ikisi de güzel sanatların birer kolu aslında. Hı hı. Belli kural ve ihtiyaçlara göre güzel estetik eserler oluşturmak durumundasınız. Hı hı. Ben de musiki mimarisi oluşturdum. Evet. Ve böylece mimari ve musikiyi bir araya getirdim. İlginç hikayeleri de keşfederek, araştırarak sonrasında bunları bir kitap haline dönüştürdüm. Başta da dediğim gibi bir kitap yazmak aklımda yoktu. Efendim, ne güzel ettiniz, iyi ettiniz ve biz programımıza Yahya Kemal'le devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yahya Kemal, Türk musikisine olan ilgisini ve sevgisini birçok şiirinde dile getirmiştir. Bazı şiirlerinin isimlerinde bile musikiyle ilgili ifadeler rastlanır. Örneğin Gece Bestesi, Akşam Musikisi, Muhaç Türküsü, Deniz Türküsü, Güftesiz Beste, Mahur'dan Gazel, Tamburi Cemil'in Ruhuna Gazel, Derin Beste, Itri, Eski Musiki ve Kar Musikileri gibi. Size Yahya Kemal'in yazmış olduğu Itri şiiriyle bir kesit sunalım. Ne dersiniz? Büyük Itri'ye eskiler derler, bizim öz musikimizin piri. Büyük Itri'ye eskiler derler, bizim öz musikimizin piri. O kadar halkı sevk edip yer yer, o şafak vaktinin cihan geri. O kadar halkı sevk edip yer yer, o şafak vaktinin cihan geri. Nice bayramların sabah erken, gül top sesleriyle gürlerken. Nice bayramların sabah erken, gül top sesleriyle gürlerken. Söylemiş saltanatlı tek biri, müzik.
insan üstünde hür esen rüzgar ses götürmüş bütün baharlarda. Vatan üstünde hür esen rüzgar ses götürmüş bütün baharlardan. O deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi. O deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi. Dinlemiş ihtiyar çınarlarda, dinlemiş ihtiyar çınarlardan, dinlemiş ihtiyar çınarlardan. İnşallah başka programlarda da görüşmek dileğiyle diyoruz ve biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Sağ olun.